İflas ve Euro bölgesinden dışlanma eşiğine gelen Yunanistan'da hükümet kurulması ile ilgili parti liderleri arasındaki çelişkili açıklamalar gelmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Papoulias öğleden önce son çare olarak geçen pazar düzenlenen seçimde en fazla milletvekili çıkaran 3 partinin liderlerini bir masa etrafında topladı. Toplantı sonrası liderlerin açıklamalar arasındaki çelişkiler gözden kaçmadı. Seçimde 3. gelen eski iktidar partisi PASOK'un lideri Venizelos kısmi bir iyimserlik sergiledi. Vatandaşlarımızı ve siyasi liderleri makul olmaya, yurtseverlik göstermeye çağırıyorum. Cumhurbaşkanı ile yaptığımız toplantı sonunda beliren açmaza rağmen bir hükümet kurabilme konusunda kısmi iyimserliğimi koruyorum. Geçen haftaki seçimlerde ikinci gelerek büyük sürpriz yapan, yeniden seçime gidilse birinci gelmesi ihtimali yüksek olan Radikal Sol Siriza Partisi lideri Tsiparas bu görüşte değil. Bu memlekette esas sorun izlenen ve izlenmesi devam eden politikalarla seçmen istemlerinin birbirinden çok farklı oluşu. Halk tarafından geri çevrilen borçtan kurtarma planında ısrar edildiği sürece bu ülkede sosyal istikrar sağlanamaz. Tsiparas kurtarma planına destek veren 3 partinin mecliste çoğunluk sahibi olduğunu kaydetti. Bunların koalisyon kararı aldıklarını öne sürdü. Açıklama Demokratik Sol Parti liderince yalanlandı.